Nasıl geçeceğiz buradan? Hoca bak şunu atsak tamam mı? Şu var. Yok düşersin. Çok kontrolde gitmek lazım. Ya hayır. Yani sanki ara 51. bölgeye falan girmişiz gibi. Şunu alsam gider mi? Hareket de etmiyor ki. Hacı orada dengeyi bir sağlayamazsak aşağıya gideriz. Biraz genişletelim bari. Oğlum aşağıda bir şey yoktu lan. Git lan. Birader onu atarsa aşağıda bak liman var. Bir şey vardır. Ulan altından yılan mılan bir şey de çıkmasın ha. Dikkat et. Şöyle yapacağız. Birader ben aşağıdan destek sağlayacağım. Tamam mı? Gerisi Allah'a emanet. Çalışmadan geçirebilir miyiz? He? Çalışmadan geçirebilir miyiz? Çalışmadan geçirelim zaten. Kimiz? Bak. Ben şuradan hayvan gibi destek sağlayacağım yani. Geri dönmek saçma olur. Geri dönemem zaten ya. Var ya. Şu an pişmanım. Üşürüz çıkaramayız. Tabii canım. Bak o taşın oraya git. Kanka benim. Yavaş kanka. Tamam. İyiyiz iyiyiz. Ay iyiyiz sıkıntı yok. Arkada kurtaracak galiba. Yavaş yavaş gel kanka. En boktan tarafı burası. Dur. Arkaya geçiyorum. Bir dakika. Dur. Geçme geçme arkaya. Tabii beni tutma ben iyiyim iyiyim. Sen motoru indir. Dinleniyorum. Tamam. İyi, sakin. Bir, iki. Takıl havalı taşa dikkat et kanka. Kanka süper harika ya. Ne şimdi? Tamam. Hop. Tuttum. Sen tutuyor musun? Ben tutuyorum. İtme itme. Ben itmiyorum tutuyorum. İtme. Ha. Ben diyorum niye sağ gidiyorum? Sol yap biraz. O oh, pardon. Var mı bir şey? Sıkıntı yok. Götür. Bir tane daha var. Yol açık devam. Yoruldum. Bana ver ana kısmı. Destek at dediğin taraftan da destek at. Ya oğlum şu an derdimiz o değil. Yani benimkini geçirdiysek seninki daha kolay geçer. Tamam. Allah. Oğlum bu niye böyle oldu? Ulan arı düşünmedik düz yolda. Ayakkabım açılmış. Tam olarak nefesimiz kıçımızda. 15 dakikadır şurada oturuyoruz.
Valla yine soluğum düzeldi. Gerçekten yoruldum. Eğer bu yolu yeni yapacak varsa bu şekilde. Bunu göze alıyorsanız gelin. Mesela Talha'nın debriyajının yarısı yok şu anda. Aç kapıyı Veysel Efendi. Çocuk bakıyor bunlar nereden geldi diye. O kadar terledim ki. Şimdi de rüzgar esiyor. Ah, tişört sırılsıklam ya. O derece. Olmadı, bir yerde değiştiririm. Artık biraz kendimize geldik. Hangi köye geldik? Göremiyorum, parlıyor. Beyköy mi? Beyköy. Ha, Beyköy. Tamam. Beyköy ne? Beyköy'e gelmişiz. Ya sanırım bundan sonra öyle bir dağ tırmanışı vesaire olmaz. Aslında zor değildi yol. Yani tamamen o yolun kapatılmış olması ve bizim işte o kapatılmış yerden geçmek için bir saat kadar vakit kaybetmemiz sıkıntıydı. Yoksa yolda falan bir derdimiz yoktu. Yol gayet iyi, çok keyifli. Yani o kadar niye kapattınız o yolu? Ne istediniz? Neyin nefreti be bu? Şimdi daha tırmanmayacağız dedim. Tekrar bir tırmanışa geçtik. Hadi bakalım. Köpek hiç halim yok ya. Havlayıp durma valla. Yoruldum. Yani haritada en azından sonrası zaten full ova, tarla yanları vesaire gibi gözüküyordu. Dediğim gibi bilmiyorum nasıl olur. O saçmalık çok zaman kaybettirdi bize ya. Normalde şu an en aza gelmiş olmamız lazım neredeyse. Neyse, bunlara da macera anı diyoruz. Devam ediyoruz. 130 kilometre var daha İpsala'ya kadar. Saat 11. Dur bakayım Enes. Enes neredesin? Daha şöyle birazcık daha. Oo, daha bayağı var ya. Bu tören yansıdığından göremiyorsunuz. Yola aynen. Daha bayağı var. Zaten bugün benim planımda da haşırtımızın çıkacağı gün. Hani TED bitireceğiz. Edirne'ye gideceğiz, gezeceğiz. Oradan tekrar Tekirdağ'a gideceğiz. Bugün ölüm günü. Yarın mesela kolay yani, sabah 9-10'da da yola çıksak da olur. Nasıl olsa Tekirdağ'dan kıyılardan geçe geçeceğiz. Kolay gelsin. Eyvallah. Çok keyifli gidiyoruz ya. O bir önceki ola dedim. Nasıl kum? Oho! Full kum. Bakayım şurayı bir atlatayım. Hop. Sakin aslanım. Nasıl kayıyor? Ne diyordum? Bir önceki yerde o yolun kapatmaları falan bizi bayağı yordu. Orada motorları taşıdık, ettik. Çıkış yolu ara, oraya git, buraya git vesaire bizi gerçekten yordu. Gelen giden yok. Ben yine bakayım da. Tekrar uyarıyorum yani, o yoldan gidecek varsa bunu göze alsın. Ben yeni bir bilgi bulamamıştım bununla ilgili yola çıkarken. O yüzden uğraştırdı. Bayağı bir saat uğraştırdı bizi.
Enez'in artık bayağı yakınlarındayız. Şurada göl var uzakta. Muhtemelen göremeyeceksiniz ama flamingolar var. Hem de bayağı flamingo var. Hani oraya öyle bir net yol da göremiyorum ki. Gidip bakalım. Ve Enez'e gelmiş bulunuyoruz an itibariyle. Yani ben diyorduk ki öğlene kadar tete bitiririz. Biraz nah bitirmişiz. Saat 1'i çeyrek geçiyor. Biz daha Enes'e giriyoruz. Daha buradan çıkacağız. İpsala var. Nasıl olacak bilmiyorum. Oradan çıkacağız. Ezine falan filan. Ya süreceğiz. Yani yapacak bir şey yok. Keyif almaya bakıyoruz. Bunun bir meydanına gidelim. Enes ne ya? Enes Kalesi varmış. Oraya bir bakalım. Meydanda kaydeder bir şey var mı? Bakalım. Belki kaleye gireriz. Belki de girmeyiz. Duruma göre değişir. Böyle aman aman görülecek bir şeyse bakarız. Buradan sola dönüş mü benimki? Sağdan mı döndük? Muhtemelen soldandır. Sağ kervansaray tamam. Soldan ama trafik mi o? Park eden araçlar mı? Şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Enes Kalesi bu tarafta. Oğlum cami varmış lan. Şöyle bir kapatasak gezelim dedik de. Bayağı bir şey varmış içeride. Ama gözükmüyor içi. Kuyu herhalde. Ben burayı normalde sonra da eklenmiş falan sanmıştım. Zaten camiyi fethettikten sonra mihrap ve minare eklenerek camiye çevrilmiş. 65 depremi sonrasında kullanılmaz hale gelmiş. Çalışmalarla 2021'de tekrar ibadete ve ziyarete açılmış burası. Şimdi buradan çıkıp İpsala rotasına gireceğiz. Son 66 kilometre. Yani TET rotasının bitimine son 66 kilometre. Tam öyle öğlen sıcağı da çöktü. Rüzgar var ama dünkü gibi değil. Tam bir yazlık yer ya. Küçük kendi halinde. Ya bu taraflarda hayat yavaş akıyor ya. Biz böyle büyük şehirde habire koşturuyoruz falan. Herkes rahat. İşine gücüne bakıyor. Böyle kimsenin bir yere erişme derdi yokmuş gibi gözüküyor. Yeni Karpuzlu İpsala. Buradan sola nereden? İleriden. Şimdi kısa bir güncelleme yapmak zorundayım. Talha'yla Enez'den sonra durduk, konuştuk biraz. Yani TET'in bitmesine 30 kilometre vardı. Ama saat 2 oldu, daha Edirne'ye gideceğiz. Oradan Tekirdağ'a geçeceğiz, Edirne'de gezeceğiz. Yani çok uzayacaktı iş. Ve bizim Tekirdağ'da olmamız akşam 8 olacaktı. Orada da yapmak istediğimiz şeyler var. O yüzden TET'in son 30 kilometresinde TET'ten çıktık. Direkt İpsala'ya gidiyoruz şimdi. Yaklaşık 15 dakikalık bir mesafemiz var. Ondan sonra yine geze geze uzun köprüye geçeceğiz. Yol üzerinde işte ilgimizi çeken yerlere bakacağız. Ve Edirne'ye geçeceğiz. Saat şu an 2, yani Edirne'de birazdan bir de İpsala'da yemek yiyeceğiz. Saat de 2 oldu. Hani yemek yedik falan filan. Bizim zaten Edirne'de olmamız muhtemelen 4. Gezdik 1 saat, 1,5 saat. 5,5-6. Yani yine dediğimiz şeyleri geliyor ama sadece TET'te takılsaydık belki hani 2 saat daha atacaktı. O yüzden böyle bir karar aldık.
Yani yapacağımız kadar test yaptık. Bir de işte kısıtlı günde böyle geziler yapmaya çalışınca maalesef her şeyi de yapamıyorsun. Her şeyin tadına bakamıyorsun. Güzel, hala keyifliyiz ya. Yani hiçbir sıkıntımız yok. Yolumuza devam ediyoruz. Acilen sadece bir karnımızı doyurmamız lazım. Sabah kahvaltısıyız. Evet, İpsala'ya geldik. Acil yemek yememiz lazım. Ama yani ne gidiyor, ne duruyor. Şimdi şehrin merkezini bulalım önce. Ne neresidir? Bir anlamaya çalışalım. Dur, herhalde Talha bir yer biliyor. Ha, biliyor mu bilmiyorum. Durayım mı? Ha, ne oldu? Ben bir şey oldu sandım. Yok, sana yapmadım ki bir şey ben. Yaptın mı? Aa. Bir yemek yeri bakalım Google'dan. Artık puanı yüksek ne varsa ona göre hareket ederiz. Talha bir yer buldu. Tamamen Google yorumları üzerinden. Vallahi şu an yemek olsun da neresi olursa olsun. Diyor ya bu, oha bu ne be, yıkılıyor burası. Oho, şuna bak. İfsala'dan sonra şeye geçeriz, uzun köprüye geçeriz. Bir orayı görürüz. Ondan sonra Edirne'ye geçeriz. Böyle küçük şehirlerde çok popüleriz ya. Böyle yüklü müklü şimdi giriyoruz ya. Özellikle köy kahvesinin önünde salınınca. O herkes dönüp bakıyor. Burası mı? Kardelen. İsmi Kardelen olan lokanta genelde kötü olmaz. Nasıl bir genellemeyse. Zım 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 zım. Zım zım. Tat. Neymiş o? Her şey var. Lahmacun, biber, döner. Hadi dön, tamam oraya dönelim. Kardelen'in tohumuna para vermedim neticede. Talha Reis orayı beğenmiş. Sen şenereyi beğenirsin ama cenazene kardelen gelir kardeşim. Nereyi park edeceğiz? Aa, şuraya park edelim. İlerle. Ya korna çal şunlara da. Bak hiç ara gaz falan umurlarında değil. Ha, yemin ediyorum kar ya, kungfucu oldum şuna ayağımı atıp durmaktan. O sonra komaya girmeyelim o kadar yiyip. Daha yolumuz var bir dünya. Dün çünkü ne olduğunu iyi hatırlatırım sana. Dün bir yedik. Akşamına zaten yarı cenazeydik. Kafamızı kaldıramadık hiçbir şey yapmaya doğru düzgün. Ha, zinciri temizleyecektik, ona bile üşendik yani o derece bir şey. Ne vereyim abime. Yemeklerimizi yedik, dinlendik. Çok da abartmadan yedik çünkü yolumuz var. Dün akşam o salaklığı yaptık. İnme indi ikimize de. Yaklaşık 55 dakikalık bir yolumuz var. Uzun köprüye gideceğiz. Neyi göreceğiz? Meşhur uzun köprüyü göreceğiz tabii. Yolda bizi özellikle de uyardılar. Traktör mevsimiymiş. Sesim geliyor bilmiyorum, çok esiyor. Traktör mevsimiymiş, biçer döverler varmış. Aman dikkatli olun dediler. Buralara bu mevsimde gelecek varsa da haberi olsun. Adamın dediği daha dakika bir gerçekleşti. Şuraya bak, full traktör. Oturduğumuz yerde aşırı yabancı motorcu vardı. Sınırdan girenlerin herhalde uğrak bir mekanıymış. Bizim buradan Edirne'ye gittiğimizi duyunca şaşırdılar. Hayret, normalde buradan ya Yunanistan'a giderler ya da yabancılar gelir Yunanistan'dan diye. Daha demin yerde bir tane amca vardı. Belki 55-60 yaşında GS'iyle geziyormuş. Yani ben böyle yolda hafif kambur yürüyor ama motorda aslan parçası. Böyle bir şey motosikleti.